Merhabalar, bugün günlerden pazar. Biz yollandık gidiyoruz. Cümleden selamun aleyküm. Hava güzel. Biraz esinti var. Hafif esinti var. Biraz değil. Yaprak kıpırdıyor çok şükür. Bugün İzzet'in ilk defa izin kullandı. Bugün kendine izin vermiş. İzin günü arabada beni bekliyor aceleci. Hem de çok aceleci. Bayanlar öyle hemen hazırlanamaz İzzet Bey. Ne öyle? Arabanın kapılarını açmışsın gelin alçı gelecek gibi. Havasız mıydı içi? Doğru, hiç gezmedik uzun zamandır. Selamun aleyküm. Kardeşlerim, bacılarım, merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir la. Allah'ım iyilik, dirilik, sağlık, huzur versin. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Allah'ım tabii şükürler olsun. Bugün izin günümüz. Şükranla değerlendirelim dedik. Çıktık yola. Bakalım Nereye gideceğiz? Sürpriz nereye olsun. gideceğiz? Allah bilir. Sürpriz. Sürpriz. Çekirdeğimizi de yanımıza aldık. Evde yemeye zaman yok çünkü. Aynen. Hadi bakalım. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin alçı gelmiş. Damat bekletmeyelim. Şimdi Defne'yi almaya gideceğiz. Defne hazırlanmış, bekliyor. Yaklaştığımız zaman dedi, telefonu çaldır anneanne dedi bana. Hadi bismillah. Düştük yollara. Hava esiyor dedim ama bizim orada esiyor. Ağaçlar burada hiç esinti yok. Çok sıcak. Araba mı sıcak, ben mi sıcakladım bilmiyorum. Çok sıcak değil mi? Dışarı sıcak. Esiyor diye sevindim az önce yaprak Aslında kısırdadan. esme var yani, söyleyeyim sana. Var mı? Yani tabii, esinti var. Oh. Ancak yeterli değil. Esti. Fark ettim şimdi. Ay, çekirdeğin ağzını da açtım. Klips vardı ağzımda, hava almasın diye. Kapamıştım. Ya araba sesi geliyor diye camı açtım ama sesini duyamayacaksınız şimdi de. En sevdiğim günlerden biri pazar. Gerçekten yollar sakin. Mutfak anında karışıyor. Oğlum sabah erkenden kalkmış kendine yumurta yapmış. Peynirli omlet yapmış. Var ya, tezgah boydan boya doluydu. Makineye attım. Şimdi gelirken yine yemiş, yine atmış. Arkamı döndüğüm anda mutfak karışıyor arkadaşlar. Ne yapacağız ben bilmiyorum. Yesin keşke de gücüm kalmadı. Sıcaktan bu çok zor kurtulmaz. Bulaşık makinesine attım ne varsa. Ne varsa yıkanacak. Sağlık olsun. Güzel Sağlık olsun. Olsun da gücümüz yok, gücümüz. Eskiden nasıl bakarmışız ya. Eskiden gençlik vardır. Şimdi gençlik ağır ağır ne oluyor? Bitiyor. Ay, 3 tane çocuk. Şimdi bir taneye bile zor bakıyor sırasında ya. Allah'ım çok çocuğu olanlara. Allah yardım edermiş demek. Güç kuvvet versin. Daha gücüm yok benim hiç. Bu yaştan sonra benim mücadele etmeye de gücüm yok. Vücut artık rahatlık istiyor. Aynen doğru. Al benden de o kadar. Ya canımızın kıymetini bilelim. Evet. Azla yetinelim. Ama oğlumuz da işte her şeyi yemiyor. Biz de iyi şeyler yedirelim istiyoruz. Evde yok diye dememek için elimizden geldiği kadar her şeyi almaya çalışıyoruz. Yesin diye. Bize kalsa biz her şeyi yeriz. Yumurta bulduk, kırar yeriz. Soğan bulduk, zeytinle yeriz. Ama işte çocuklar yemiyorlar. Yokuş çıkacağız şimdi. Şu yokuş gözümde büyüyor. Defnelerin oradan fazla korkuyorum da. Bizim Selim'in. Abimi bizim mahallemizin yokuşu çok kötü. Çok dik. Nefesim daralıyor korkudan. Oy. Ama Defne'nin orası rahat. Evet. Önümüze araba çıkmazsa tabii ki. Önümüze araba çıkınca yokuşta araba zor duruyor. Abin yokuşu çok sıkıntılı. Bir araba çıksa geçmeye yer yok. Abimi de göremedim. Dönüşte bir şey uğrayıp da bakalım var mı Nova'da da. Hem oturur biraz dinleniriz. Uzun zamandır telefonda görüştük ama kendisini görmedim. Yemek getirme dedi. Bir arkadaşı mı vermiş ne bir tencere yahni vermiş. Onu var evde yemek dedi bana. Ben de o yüzden göndermedim, götürmedim daha doğrusu. Bir de sıcak diye zaten çıkamadım dışarıya.
size gideceğimiz yeri söylemedim ama dünkü videoda Defter'le beraber balkon sohbetinde söylemiştik. Biliyorsunuz sürpriz değil. Herkes biliyor. Tur gezintisi yapacağız bugün. Ordu'yu bir de denizden görün. Hep karadan gördünüz. İnşallah çok yakında havadan da görürsünüz. Yaz bitmeden. Fidan Gölü başlangıcı. El arabalarında meyve satılıyor. Akşamki aldığın dün müydü? Üzümün tadı çok kötüydü. Hiç güzel değil. Acımış üzüm. Erik kalmamıştı. Erik yoktu. Bitmiş erik. Olmaz. Erik var diyorsun. Evde kalmamış meyve hiç. Meyve bitmiş. Bir de pirinç. Pirinç dayanmıyor eve. Büyük paket alacağım bu sefer. Ya da iki paket alacağım. Pirinç alacağım. Tavuk göğüs alınacak. Aldım. Göğüs aldın mı? Kim telefon açtı? Tamam. Pilav tavuk oldu mu tamam. Erken hiç şey yemiyor. Biz meyve yiyoruz. O pilav tavuk. Yürüyüş, beslenme. A101'den geçen de bana şınav çekmek için bir spor aleti varmış. Anne alır mısın dedi. Geze geze bir A101'i buldum. 69 yazıyordu. Kasada 50'ye indi. Sevin dedi. Teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Bu ara hep spor yapıyor. Yürüyüş, ağır kaldırma, şınav çekiyor. Yediklerine dikkat ediyor. Sağlıklı besleniyor. Vücut mu yapıyor? gençlik işte. Ne yapacağız? Vücut yaptın mı? Yaptım tabii canım. Ben zamanında boksörlük falan yaptım. Lise çağlarımda. Dikkat edersen benim gençlik resimlerimde omuzlarım falan geniştir. Omuzların geniş de hakikaten. Evet. Yani zayıftım ama şeydim, vücutluydum. Omuzun zayıf değildi. Evet. Ya gençlik gibi varmış. Gençlik eldendi, uçtu gitti. Bilemedik gençliğimizin kıymetini, gençler. Gençliğimizin kıymetini bilin, hayatı doya doya yaşayın. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk. Yaşam kavgası, kira parası, market parası, çocukların okuması derken bugünlere geldik. Çok şükür elhamdülillah. Ekmeği arayalım. Aynen. Kabus yokuşu. Şükran kalp atışları hızlandı. Burası yokuş. Yani ağabeyin oraya bakarsan burası yokuş değil. Geçmiş. Burası neresi yokuş biliyor musun? Defne'den yukarısı. Eğitim Araştırma Hastanesi arkadaşlar dip yokuşu burası. Çünkü bu yokuşun sonu hastane. Bak şurası çok dik. Orası aynen bizim oralar gibi. Geldik. Canımızın kıymetini bilemedik. Ne yazık ki. Çok koşuşturduk. Çok uğraştık. Ev olalım, bark olalım diye. Evimiz olsun, barkımız olsun. Çocuklarımız iyi yaşasın, iyi giyinsin, iyi yesin. İyi geçsin diye uğraştık, çabaladık, bugünlere geldik. Kolay değil. Her yiğidin karı değil. Hala da ayaktayız şükür elhamdülillah. Ya. Ne badirelerden geçtik. Ömür. Ömür tükendi. Ya. Şimdi takdir ilahi kurban olduğum Allah'ın. O ne derse o olur. Tabii ki belli bir yaşa kadar gelmemize Allah yürü kulumla yürüdük. Bu yaşlara kadar geldik. Ama bundan sonra da daha iyi yaşamak lazım. Bundan sonra da çalışmadan yaşamak hayat lazım. Tatlı, can tatlı. Tabii ki yaşlısı, genci diye bir şey yok. Olduğunda İstersen idare edeceksin. 90 yaşında ol, can tatlı. Evet. Biz kendimizi yaşımız gibi değil, genç gibi davranıyoruz. Sanki gençmişiz gibi, hareketliyiz yani. Evet. Böyle yani yaşlandık, hadi oturalım. Dinlenelim diye bir şey yok bizde. Hayat şartları öyle götürüyor şu an. Ne yapacaksın? Ama nereye kadar? Belli bir süreye kadar. Para bulunur ama can bulunur. Evet tabii ki canım, Allah göstermesin. Tabii ki can çok önemli. Nereye sıhhat kadar? Sıhhat çok önemli. İlk önce sıhhaten. Ondan sonra sağlığın. Onlarda bir sıkıntı olursa zaten. Çok sıcak. Birazcık da geri çekileceksin yani. Evet. Tabii ki. Evet. Hakikaten bugün alamak. Sıcak. O kadar sıcak ki bunu aldım.
geldin Defne. Hoş bulduk annem. Nasılsın? İyiyim. Ne? Şapkanı takmışsın, güzel olmuşsun. Maşallah. Oy şapka mı? Savaşay'ın şapkası gibi eskiden. Rahmetli oldu değil mi Savaşay? Tabii. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet. Bal kızımızı beklerken annen aradı az önce. Evet, annen aradı. Dedim çekimdeydim o anda. Kapat sonra ararım ben seni dedim. Şimdi arayayım bakayım ne diyeceğim. Özkök Market buraya gelmiş. Baksana Defne. Ne zaman gelmiş buraya? Ben de diyorum ki Özkök'ün yerine şey gelmiş diyor. Ne? Civi. Çocuk markası, giyim markası değil mi? Novada'nın yanında. Dönüşte Novada'ya uğrayalım da. Oturur bakarız. Uzun zamandır Novada'ya gitmedim. Bu sefer dayının da gidip otururuz beraber. Havadis. Bakalım ne havadisler var. Sıcaklar evde. İnan elimiz kolumuz kalkmıyor. Gönlüm neler yapmak istiyor arkadaşlar. Ama sıcaklar beni engelliyor. Ne? Elimi çekecek. Evet evet. Yok. Dolu muymuş? Bir kişi çıktı. Allah Allah. Bir kişi çıktı ama... Ay Ordu'da inanın arkadaşlar araba çektiği yer yok. Katlı otopark istiyoruz Ordu'nun en kolay yerinde. Doludur yazısına baksaydık geri gidecektik şu anda. Bir kişi çıktı onun yerini aldılar bizi. Çok şükür Allah yardım etti ya. Teleferik istasyonuna geldik. Defne ile dedesi önden gidiyor. Çok kalabalık pazar ya. Kuyruk var teleferikte. Teleferikte kuyruk mu var? Güzel. Duymuyor beni. Anam. Tuttuğunu ipine koparan gelmiş. Ay bugün bedava mı teleferik? Annene galiba bedava. Baksanıza kuyruk var arkadaşlar. Teleferik kuyruğu. Ay ta şuraya kadar kuyruk. Bugün herhalde bedava. Ay. Hayret bir şey. Bir gün biz de gideriz. Şey, bedava mı bugün teleferik? Yok, parası. Parasıyla ama çok kalabalık. Evet, çok kalabalık bayağı. Baksanıza. Her yerde müzik sesi ya. Aa, teleferik. Üşeniyor mu dede yürümeye? Babanın üşeniyor, yürür baba. Babası genç. Bizim gibi değil ki. Biz Defne babasıyla her zaman yürüyormuş. Yürüyecek tabii işin ya. Evet, bir de siz de yürüyün ya. Aa, paraşüt. Ana. Paraşüt. Ama çocuktan simit aldım. Şey, su aldım, su. Ana simit diyor. Allah rızası için diyor. İki tane su. Yemek param yok dedi. Ben de verdim. Paraşüt indi. Bakın. Teleferimiz. Biri gidiyor, biri geliyor. Maşallah. Ay arkadaşlar yürüyemiyorum ya. Dakika başı çocukların eline su vermişler. Ben sürekli su alamam ki, bir kere aldım. Anne bak şuraya gideceğiz. Ha, gel göster bakayım.
Dur anneanne, ben oraya büyüteyim. Ben büyüteyim, sen elinle göster orada. Dur anneanne. Anneanne neredeyiz? Dur anneanne, şurada. Şöyle, bak şura. Aha, ineceğimiz yer. Haydi. Yürüyeceğiz, değil mi? Ha, buraya kadar yürüyeceğiz. Olsun, spor olsun. Vallahi yürüyemezdi. Zaten sahile ilk defa geldik. De. Evet. Mecbur yürüyeceğiz. Zaten sahile ilk defa geliyoruz. Gel şurada bir fotoğraf çekelim. Neden uzaktan uzaktan gidiyor? Bazen şey hatırlıyorum. Acele. Aceleci dedesi. Anne ne güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şuralar da çekelim. Evet. Bal kızının resmini bulmaz mıyım ben? Evet. Bana video çektir dedim. Benim bal kızım. Evet. Dıgının yeriydi burası arkadaşlar. Tahtadan bir yerdi. Buraya şimdi iskele yapılıyormuş. Defne'den duyduğumuza göre. Defne öyle söylüyor. Buralar hep yeşillik, yeşil alanda oturma yerleriydi. Ağaçlıktı. Çay bahçesiydi. Maalesef yeşilliği şehir içinden kaldırdılar. Başka bir yer yaptılar. Neydi ismi buranın Defne? Tadım yaptı. Tadım çay bahçesiydi. Nane yaptılar. Nane, nane, nane. Nane restoranmış şimdiki adı. Defne öyle söylüyor. Neymiş o? Karışıklar. Bak yine karışıklar. Gemi müzesi mi? Ben uzun zamandır ki ilk defa geliyorum. Ben gidiyorum. Buradan müze. Evet. Ne var burada şimdi? Müze aynen. Ama açıldı mı? Açılmamış ki. Açılmadı. Açılsaydı ben girerdim direkt. Yani. Kapalı bak. Merak ederdim. Havuzu bile var. Aa, havuz yapmışlar. Oha. Rengi niye böyle Defne? Mavi anneanne. Ya bir makadeyi yapmışlar buraya bak. Havuz var. Böyle müzeye girebiliyorlar anne. Daha bitmemiş anne. Bak bak anneanne şuraları çek. Aa, güzel. Çok güzel olmuş bu arada. Ben çok güzel. Şöyle direkt gidelim daha kısa. Ne onların kucağındaki? Cephane. Aynen. Cephane bak oraya tuba getiriyorlar. Cephaneyi tuba götürüyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Gezildiği zaman gezeriz zaten. Gel dedenle bir poz verin de çekeyim. Tamam. Kapak fotoğrafı yaparım. Bir adam. İskele. Orada iskelesiniz. Var. Deniz çok sakin. Şırıl şırıl. Tertemiz. Yürüye yürüye iskeleye geçeceğiz şimdi. Defne'nin dediği yer burası arkadaşlar. Nane diye. Nane bistro. Nane nane resim. Müzik var nane. Tertemiz doğa, deniz şıkırtısı, deniz sesi gerçekten iyi geldi. İyi ki gelmişiz. Lila renkli ağaç ne güzel. Ne ağacı bu acaba? Ne çiçeği? Şu kokusu da çok güzel.
Oh ne güzel esiyor. Ağaçların altında yürümek çok güzel değil mi Defne? Çok güzel kızım. Ne var dedim bu? Ne var da kaburganın üzerindeki yağ lan? Bir daha aldım. Açın ben orada yiyip bur koyalım. Ne var abi? Senin senin efil efil esiyor gölgelik. Oh, 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 oh. Allah'ım senin ne kızı yarabbi. Doğal klima. Ne en güzeline bak bu aile yapmış. Örtüyü sermişler. Gıdık almışlar yanına. Bakın şu gördüğünüz gıdık. Karadeniz'de gıdık derler. Çaylarını getirmişler. Oturmuşlar. Kahvaltı yapıyorlar. Ne güzel. Çocuklarını salmışlar. Oynatıyorlar. Çıkın çıkın gezin. Bu havalar bir daha geri gelmez. Bir bakmışsınız kış gelmiş Defne. Eylül ayı geldi. Eylül'de sonbahar yaklaştı. Oh be çok şükür. Şu son günlerini, yazın son günlerini iyi değerlendirelim. Bak bu pembe salıncaktan burada da var. Alinyaz'ı sallandırmıştım bizim oradaki sahilde. Burası Ordu'nun eski sahili. Bizim evin oradaki sahilde yeni sahil arkadaşlar. Oh çok güzel esiyor. Ah, şöyle otursak bir yerde dinlensek bir dinlenme payı verelim mi? Orası güneş ama. Ha? Şuraya oturalım. 2 dakika dinlenelim. Çok yorulmuşuz. Dinlenme burası ya. Yolu yaraladık. Ay çiçeklere bak. Ne güzel. Yasak değil mi burada denize girmesi? Girerler ya. Yasak diye bir şey yok. Lefa yok. Ha. Yasak lefa su var. Lağım suyu var diyorlar ya. Şehir merkezinden buraya dökülüyormuş lağımlar. Selam vereceğim. Ha, bunu de. Selam verip geliyorum. Yala. Defne diyor ki babamı gördüm diye selam verip geliyorum diye. Terasa geldik. Defne annesiyle konuşuyor şu anda. Az önce ben de öyle konuştum. O arada çekim yapamadım. Kızımla konuştuk. Ay, çok yoruldum vallahi inanın. Defne babasıyla da görüştü. Arkadaşlarıyla geziyordu babası. Telefonu açtı ona. Çağırdı yanına. Defne gitti. Geldi. Böyle işte anne. Gemi kalkıyor diyor İzzet. Ben de dedim ki kalkıyorsa kalkıyor. Şimdi bir saat diye bekleyeceğiz mi? Hareket ediyor. Ya uçacağım mı ben dedim ya. Niye bu kadar acelecisin dedim. Aha geldik işte. Kalktı mı İzzet? Ama bak, kalktı bu arada. Gelenleri bekliyor bak. Kuşalları bekliyor. Bizi de beklesin. El et, el et. Biz yetişelim. Islık çal. Eskiden ıslık çal. Ben hızlı gideyim mi? Sen git de oyala biraz. Size de yetişemeyeceğim. Eskiden çok güzel ıslık çalıyordun. Daha unuttun ıslık çalmayı. Ay. Olivia. Ne yapayım? Ay. Çok yorulduk vallahi inanın buna. El falan sallayayım. Ay, ne orada bir şeyler yiyip içebiliyoruz yani çilek falan var yani. Müzik sesi varmış orada belki konuşamayız. Dans ediyorlar o yüzden. Arkadaşlar orada ben hiç konuşmadan çekeceğim, görüntü vereceğim. Video sesini kapatıp öyle yükleyeceğim sizlere. Telif geliyor. Hani gelemeyecekti buraya nasıl geldi sana? Vlog çektik ne güzel. Ay dedeme bakıyor. Koşuyor Esin. Ben gideyim de durdurayım diye. Yavaş gideceksek. Az daha gemiye kaçıracağız. Yani. Haydi bakalım. Tavanlara kuvvet. Anneanne kaçıracağız galiba. Dedem anneanne çok. Bizi görüyor orada gemi. Tavanlara kuvvet. Ha, koş koş koş. Ay hızlı koşamıyorum dedi. Nefesim daralıyor bebeğim. Burası da rıhtın başında çok güzel bir yer.
Mutlaka oraya gelince gelin. Müzik sesi var. Atatürk büstü var. İskeleye gelirken kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. Çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk. Gemi hareket etti. Kaçırdık galiba Defne. Ay çok yorulduk. Nasıl yetişeceğiz? Gemi kalktı. Şans yok bizde. Galiba geliyor. İnşallah gelir. Yetişemedik arkadaşlar. O kadar yolu geldik. Kıl payı. Gemiyi kaçırdık. Bir dakika yüzünden kaybettik. Wow! Alabilir miyiz de üç kişi? Ay, tüh. Müzik var. İşçileri var. Onlar da mı görüyor? Görmediler bizi. Görmediler. Dönemiyorlar. Yoluna girmiş. Daha nasıl dönsün koskoca vapur değil mi Defne? Dedik ya ne yapacağız bak işte. Yetişemezsek dedik. Korktuğumuz başımıza geldi. Yetişemedik. Bu şimdi kaç dakika sürecek Defne? Bir saat. Bir saat. İki saat sonra geliyoruz. İki saat de burada bekle 4 saat. Ne yapacağız? Nerede bekleyeceğiz bakalım. Tamam anne. Bilgilendirme verilmiştir. Hafta sonu olduğu için çok kaçırdık gemiyi. 15 dakika. Sonra da kalkmıştım. Ay, her yer müzik sesi ya. Çekim yapamıyorum. Şurada havuz var. Olivia'da değil, şurada oturacağız. Eski iskele bahçe burası. Bizde şans mı arıyor adam? 2 dakika yüzünden kaybettim. Ya. Bir dakika hatta yani. Adama bağırayım, geri fosobüs yap, geri yap, geri yap dedim ama maalesef beni duyan yok. Olsun abi. Şansa bak yani. Ama ben size dedim, az özel edelim dedim. Ama orada mola vermesin. Oturmasaydı yetişiyoruz. Ya. Çok oturduk demek. Evet. Aslında biz gördük o kadar, kadar oturmamamız lazım. Tabii canım çünkü. Ademiliğimize geldi. Bir de, çünkü geldi bekledi orada. Bir de bağırıyor yani. Güldük çabuk. Artık gidiyorum çabuk. Ne bileyim aceleci cahilliğimize mi gidesem? Yok tecrübesizliğimize ilk defa geliyoruz. İlk defa vapurabileceğiz. O nedenle acemilik. Ay kol koymalı değil bu sandalyeler. Hiç rahat değil. Bizim balkonumuzda kolun böyle adı aşağıya. Dinlenmek istiyor kollarımı. Aa nasıl yapıyor ya? Şöyle sırtımı dayayacağım, kollarımı koyacağım. Yıllar yordu beni bu kollar. Bu kollar çok yorgun, çok. Lahmacun istedik. 3 tane. Defne ile ben ayran. Zerde. Çay istedim. Soğuk ayran içeceğiz. Lahmacunlu. Salatalarımız geldi. Tuzluk nerede? Tuzluk yok mu? Gelin. Bu tuzluk mu? Burası her anneanne çay içiyor. Ben diyorum ki çocuğa. Burası diyorum iskele bahçe mi diyorum. Çocuk da ne olduğunu bilmiyor. Genç bizim zamanımızda iskele bahçeydi burası ya arkadaşlar. Çocuk bakıyor saf saf yok diyor. Burası Olivia'nın bir parçası mıymış burası Defne? Olivia bir yani. Olivia bir, Olivia iki varmış. Evet. Halbuki biz gençlik yıllarımızda seni tavladığım yıllarda iskele bahçeydi oraya. Çocuğa sordum iskele bahçeyi bilir misin dedim. Yok abi o nereden çıkıyor? Eskiden dedim iskele bahçe vardı yengen orada tavladı. Tavladım. Tavlama deniyor. İyi günler. Günleri. Ay bunu duz diye koyacaktım. Şekermiş. Şeker bu. Şeker. Eskiden tavlama denirdi. Oğlanlar kızlara bakardı, iş atardı, laf atardı. Abi, ben şu kızı tavladım. Kimse de rahatsız olmazdı. Şimdi erkeklerden biri kızlara laf atsa mahkemelik oluyor. Ya, ama şimdi evli barklı bekar şey ayrımı yapılmıyor ki. Hiç belli değil insanlar evli mi bekar mı. Herkes birbirine bakabilir. Eskiden korkarak bakıyordu insanlar birbirine. Niye? Ya evliyse. Baktığın kız ya evliyse. Suç. Yüzüğü yok mu parmağında? Yani abi. Öyle bir şey vardı. Edep vardı. Edep. Şimdi edep nerede? Saygı nerede? Aldı. Yok.
Sevgili buralar ne güzel olmuş be. Adamlar buraya yapmış işte taşın kalasına, denize 1 metre. Turistik bölge olmuş. Yani buralar turistik olarak açılmış. Göçüköy'e yaklaşmışız ya. Yani Göçüköy karşıdan. Daha. İşte vapur Göçüköy'den önce gelecek. Şimdi bu tarafa geçti değil mi vapur? Yok şimdi bu tarafa. Bizim bu tarafa. Soya tarafına şimdi buraya geçecek. Evet. Ondan sonra geldi. Gelecek. Kaptana hesap sor. Niye beklemedin beni diye. Kaptana diyeceğim sen beni görmedin mi kardeşim? Niye bekle böyle beni diyeceğim. Bakalım ne diyeceğim. Ay. Bu kadar da koştum ya. Tüh, ben Defne sana dedim ama ya. Defne dedim. Abi vapur kalktı gidiyor dedim. Biz boşuna gidiyoruz. Çünkü yorulacağız bir daha geri geleceğiz dedim. Bak dediğim çıktı. Ama ne yavaş yavaş geldi. Ama ne olsun daha iyi. Yorgun yorgun tadına varamayacak. Ha, şimdi dinlene dinlene evet, bakarız. Hayır vardır. Her şeyde bir hayır vardır. Oraya gidince böyle pestilimiz çıkmış gibi yorgun yorgun oturacaktık. Çekim de yapamayacaktım. Yorgun yine insan konuşamıyor, çekim yapamıyor. İyi aynen. Oldu. Biraz dinlenmiş oluruz. Karnımızı da doyurmuş oluruz. Rahat rahat gideriz, gezeriz. Tadına vara vara. Lahmacunlarımız geldi. Oo, çok güzel. Tuz isteseydik keşke. Çok gelecek ya şimdi. Gelince söyleriz. Ayran geçecek, çay geçecek. Çok sıcak. Hemen yeme kızım. Sıcak sıcak. Biraz bekliyorlar. İzzet'in en sevdiği lahmacun pide. Beğendin mi İzzet Bey? Ben hamur işlerini severim yani. Pide, lahmacun, döner bunları yerim. Ama balık tabii ki baş tacım balık. Ama balık şu anda çok tuzlu. Pahalıdır. Ben de o yüzden yani, istemedim. Aslında balık yiyesim vardı. Şimdi balık yemeye kalkalım. Şurada var ya balık yiyeceksin. Balık yemeye kalkarsan burada... Ellerini temizleyeceksin. Hem de bir tava böyle kızartmış yanında salata. Bunu burada yemeyeceksin şu an. Burada yiyeceksin. Açık havada yenilen balık. Şeyde nezgit yemiştik ya. Derin. Orada yiyeceksin. Orada hem uygun hem orada onlar kendileri tutuyor satıyor. Derin balık lokantası. Tabii, şehir içinde. Ordu Belediyesi vergi dairesinin yanında arkadaşlar. Bir tuz alalım. Ayranlarımız da geldi. Evet. Handa gemi geldi ya. Döndü dolaştı gemi. Geldi. Bizi beklemeden gitti. Şimdi de bir gün değil. Aynen. Niye beklemeliyiz bizi? Hah cezalısın. Şimdi de biz bilmeyeceğiz. Demir atıyor. Demir. Yere demir atıyor. Demir attım yalnızlığa. Kim bilir ne zaman kalacağız. Döndü, dolaştı, geldi İzzet'in dediği gibi. Şimdi de ben dinliyorum. Vapur geldi! Vapur. Çok ses var ya. Sessiz bir yer yok ki. Ben de kolay. Hadi. Kalabalık olsa olsa ben de sıra bilirim. Manon oldu. Var mı lan? Yemeksiz oldu. Bir de orada da çıktı. Bir saat sonra bak. Bir de 15 saat. Bir saat beklemedim. Bir saat beklemedim. Defne üst kata binelim diyor. Serin olur. Manzarası da güzel. Az bacaya bak bacaya. Ne kadar duman çıkıyor. Ne yakıyor bu gemi? Az dumana bak simsiyah. Hava kirliliği. İki kirliliği. Uyaz gününde. Öyle yapamazsın. Rıhtama demir attı. İnenler var. Şu kalabalık bir çekilsin. Şimdi gideceğiz arkadaşlar.
Ya. Ne kadar kalacak burada? Kaç dakika kalacak? 5 dakika bekledik şimdi. Yani bizden 5 dakika bekledik. Sonra yukarı çıktık. 15 dakika. Aa, hemen çıkarmıyorlarmış yukarıya. Temizlik yapıyorlarmış 3. kata. Biz 3. kata çıkmayı düşünüyoruz. Şehit Temel Şimşir diyor. Vapuru ismini vermiş. Şehidimizin ismini vermiş. Şehit Temel Şimşir tabii ordu şehidi. Ordu şehidimiz, mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsın inşallah. Bir de aldı. İnsanlar boşaldı. Şimdi de biz bineceğiz. Defne de diyor ki vapur muymuş bunun adı diyor. Ben gemi biliyorum diyor. Niye? Burası çok kazık. Ya. Üç lahmacun, iki ayran 117 lira olur mu? Şok. Resmen kazıkladılar en bizi. En kral yerde lahmacun 18 lira. Oturma kral parası aldılar. Çok oturma oturduk ya. Var bunun. Çok şey oturduk ya onda. Ayran kaç lira biliyor musun? Tanesi 14 lira. Ne? Aa. 14 olur mu? 18 Şok. Lira. 18. Ne? Aha bak kızım. Ayran 36 iki tane. İki ayran 36. Çay. Resmen kazıklandık. Çay 9 lira. 9. İçtiğim çay. Bulaşık suyu. Resmen kazıklandık. Bulaşık suyu çay içtim 9 lira. Aa. Bulaşık suyu gibi çay. Daha da çay gelmeyiz buraya. Ne bileyim ben lüks yere gitmedik güya burası ya, lüks değil denize diye. Denize doğru bakarken değil. Aa. Çok oturduk adam dedi ki işte bir şey. Yok kızım bu kadar pahalı olur mu ya? Tam fahiş turistik bir yer burası turistik. Bizi de turist mi zannettiler ne yaptılar? Hayır lahmacun nedir ki ya lahmacun? Yüzüp çıkıyor sanki. Kız senin şapkan gördüler de bizi turist zannettiler ha. Şuradan lahmacun en kaliteli yerde 20 liraya geçmez. 20 lira. 20 lira. O lahmacun 20'ye de bağlı. Üç lahmacun 60 olsa. 60 lira. Ya onu bırak ya. Ayran 18 lira olur mu? Bir ayran 18 lira. Anne. Deseydin ya bu ne kadar pahalı. Dedim. Ne dedin? Dedim daha gelmem mi? Ne dedin? Ana. Çok pahalı dedim. Çay 9 lira olur mu? Aa. Aha. Al. İki yudumda bitti. Bak. Bulaşık suyu gibi göster, çay. Göster arkadaşlara yalan mı bak. 117 TL. 3 tane lahmacun 72. 2 tane ayran. 2 tane 36. Çay bardak 9 lira. Adı da pide balık yeri. He, buyurun. Toplam 117. Şok. Bir daha da gitmeyiz. Sanki balık yedim ya. Bu da bize ders olsun. Balık yedik anneanne. 117 Neyse anneanne balık yedik dediler. Kız senin şapkana baktılar da bize turist mi zannettiler? He. Ne yaptılar? Ya. 117 liraya ben balık yerim ya bir tava. Ana. İbret alemi için bunu saklayacağım. Sakla. Kahvede arkadaşlara göstereceğim. İçtiğiniz çayın kıymetini bilin. En iyisi sen camekan yap da duvara astır kahveyi. Astırıyorum bunu ben şimdi çerçeveleteceğim. Kapıyı asacağım. Çerçeve. Çay 9 lira. İçtiğiniz çaya bak. Sen 3 liraya çay içiyorsun. Bak içtiğimiz çay 9 lira. 9 liralık çay da bir şeye benzemiyor. Bulaşık suyu gibi. Aynen ıhlamur renginde. Gördün de. Tövbe tövbe. Yani ben böyle bir şey görmedim. Keşke sorsaydık fiyatları ya. Çok ya vallahi çok. Ne bileyim ben keşke aklıma da yoktu ki fiyat o şey. Ya keşke açsaydık. Her zaman her zaman söylüyordun. Fiyatları öğreniyordun öyle yiyordun. Peki sormadım mı? Sordum. Dedi ki burada dedi görüntüleyin dedi. Ben dedim anlamam işte, bu işten ben dedim. Ben yapacaktım. Ben anlamam bana kitap gelecek ortaya dedim. Sordum bana kitap getirmediler ki katalog fiyatlara bakmaya. Ben de o zaman hani lahmacun ucuz bir şeydir dedim. O yüzden aldım. Ne bileyim ben. En ucuz şey lahmacun tabii ki ama en pahalısı yine. Ben 10 lira 10 lira 30 liradır dedim ben. Şeyi sordum bu arada. Pideler kaç lira size dedim. Defne dedi ya pide çok güzel buranın pidesi diye. 60 liradan başlarmış pide 80'e kadar gidermiş. İstediğin şekle bağlı. 60 en aşağısı 60 ama nasıl? İlk defa sormadım. Onda da kazıklandım. Peynirlidir 60 olan. Demek ki kıymalı olan 70-75. Şimdi bak oradaki bana kataloğa dedi ki telefona koyun. Aman dedi, anne ben onu açacaktım. Sen lahmacun istiyorum dedim. Ben yoksa açacaktım. Ben fiyat gözüküyordu. Asla da senin, fiyatı da senin bildiğini ya bilemedim. Ben bilmediğim için dedim ya olsun lahmacun olsun dedim ya. Yani o kadar dedim parayı verene kadar dedim yani. İçimden öyle dedim. Pahalı biz kaç yıl önce geldik buraya ya. 30 liraydı. Lahmacun da bu kadar pahalı olursa daha lahmacun da yenilmez. Pideyi 30 liraya yani o zaman 3 tane lahmacun yemişiz. 72 lira olduğuna göre kaça geliyor şimdi? 24 lira tanesi. Lahmacunun tanesi 24 liraya gelmiş. Ayran çok pahalı. Ayran çok pahalı. 36 lira 2 ayran.
Neyse. Çay 9 lira. Biz gene kaçıracağız vapuru, haydi. Yok canım, daha var ya. Gişeden bilet alınıyor. Tam bir öğrenci 55 TL arkadaşlar. Biletlerimizi aldık. Burada çay 5 lira mıymış? Ay çok güzel. Defne. Harika. İçim açıldı. Son kata çıkıyoruz. He? Yok yok. Kontrol et yukarıyı. Burada kolumu koymaya yer var. Kol koymalı her yer. Of, bak benim işte kol, bunlar çok rahat. Çıktık. Defne. Ay başım dönüyor. He? Ay başım dönmeye başladı. Nereye oturalım? Oraya. Şuraya otursak ama hoş bir şey ya. Ay yerimizi aldık. Nihayet oturduk öyle. Oh çok güzel ya. Dediğini dediği kadar varmış. Gerçekten havadar. Dedem de doktormuş. Diyor ki orta katta oturalım diye. Burada güzel. Programıya yer duyuyorum. Orada güzel. Hayalim benim. Hayalim son kat. Burada daha iyi. Ay telefonum düşer. Aman aman atlarım anı. Aman aman. Aa buradan anı atlar anı. Nerede deniz anaları ya? Deniz anaları ana. Göster. Deniz anası varmış. İzzet Bey öyle dedi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar ya? Yakın çekimi aldım. Yeşil su. Uzaktan mavi görünüyor. Ama yeşil. Aaa. Defne bilmiş. Biz ilk defa biniyoruz. Ordu turu. Sizlere denizden ordu turu bugün. Birazdan müzik çalacak. Daha da çekim yapamayız. Ne kadar fiyatları gördükçe şoka uğrasak bile anlık bir şok. Şu anda çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Evet. Çok şükür. Biletimiz arkadaşlar. Ezan okunan ikindi ezanı. Aziz Allah sayesinde çok bekledik. 1,5 saat bekledik bu vapuru. Birinciyi kaçırdık, ikinciye yetiştik çok şükür. Bir de beklediğimiz yerde de kazıklandık, geldik. Ya insanlar 18 liraya ayran içtin. Tanesi 18 lira, bak gemide. Soda 7,5. Soda 7,5. Gayet normal. Bizim kahvedeki fiyatın aynısı. Ya. Evet. Vapur normalmiş. Evet bak gemi yani bu vapurda belki fahiş fiyat olabilir diye düşündüm ama burada fahiş fiyat yok. Hatta çay da 5 liraymış. Hmm. Biz çayı 9'a içtik. Ya. Olmaz yani. Çok ayıp. Fahiş, çok fahiş fiyat. Bastılar bize ya resmen. İlk defa fiyata bakmadım. Onda da kazıklandık. Her yerde ilik divik incelerdim. Ya, ortaya bir katalog olsa kataloğa bakarım. Telefonu tutacakmışım da oradan ben bunları aklım ermez ya. Fiyatına baksaydık zaten ben kalkardım. Ben lafı uzatmayayım dedim. Lahmacun zaten dedim etse etse ne eder. Ama ayran hiç aklıma gelmedi. Ne bileyim. Lahmacun o kadar değil de ayran pahalı. Lahmacun da pahalı. Çay da pahalı. 18 lira falan normalde. Burada 24 lira. Ayran 18 lira olur mu ya? Bir ayran 18 lira olur mu? Yazık, günah ya. Sanki hiç fiyatları bilmeyen bir insanmışız gibi. Gurbetten mi geldik? Neyin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yeni gelen turistler çeker. Turistler dediler. Garsonun elinde bir şey yok. Ben söyledim. Garsonu değil mi? Çok pahalı bura dedim. Abi benim yapacağım bir şey yok. Ben içeyim dedim.
Yani demek istiyor ki adam şunu demek istiyor abi, işin de gelirse şuradan al arkadaşlar. Geminin barı var, satılan yer. Şey satılıyor, içecek satılıyor. Sadece içecek var. Hep simit, simit nerede satılıyor? Dışarıdan aldım. Ha, dışarıdan aldım. Defne çayla simide bandırmışlar çaya. Babasıyla beraber Bakır'da öyle gitmişler. Ama şu manzaraya bakmak her şeye değer. Simit'e de istiyorum, 1 liraya aldık. 1 liraya aldığımız simit 6 lira. 6 lira olmuş. Ekmek ise 1 liraya aldık. Bir de git kalktığını söyle şu an. Bu hayata can mı dayanır ya? Yani fiyatları bilmese kısa zamanda bu kadar zam olur mu? İnsanın gücüne değil tuhafına gidiyor da konuşuyoruz arkadaşlar. Tuhafımıza gidiyor ya. Birdenbire hadi neyse, eskiden birdenbire olmuyordu. Azar azar zam geliyordu her şeye. Birdenbire %100 her şeye zam gelince mecburen biz de şaşırıyoruz, konuşmak zorunda kalıyoruz. Herkes gibi. Herkesin dilinde bu. Ne güzel esiyor Defne. İşte son katın güzelliği. Eser. Benim hayalim burası. Benim şapkamdan son kat. Savaş ayın şapkası. Bitti. Bu devrilir. Sonunda kahvaltıya müzik mi çalacağız? Ay çok bekledik ama 1,5 saattir bekliyoruz. 1,5 saatte öyle bekledik gelecek diye. 3 saattir buradayız arkadaşlar. 1 saat geçeceğiz mi, 1 saat? Bekle. Haydi kalkmaya gidelim ya. Hala gidemedim. Şehirden bekliyoruz. Şimdi. Dört. Döktün de demin bekleseydin, şimdi binip gelip geçmiş gitmiş. Çekirdek de yedik. Çekirdek aldı elimizde. Nereye gidersen gidelim çekirdek. Her yerde yasak çekirdek yemesin. Bir çuval çekirdek. Var geçiyor. Baba vatanı özledim. Önce nereye gideceğiz? Soya. Soya tarafına, bizim oraya. Şeyden gidiyoruz. Geldiğimiz yere geri gideceğiz yani. He. Bizim mahallemize. Yeni sahil. Thank you.
Kimse şah değil, padişah değil. Ay gelin evime geldi. Gök kuşağı. Bizim sahilimiz. Şuralarda anneanne bak. Bizim buralar arkadaşlar. Bizim evimiz karşısı. Döne döne geldik. Balıkla beraber mi?
Çok eğlendik. Güzel bir gün yaşadık. Değil mi Defne? Çok güzeldi. Çok eğlendik. Ya bir şeylerim olmadı da. Ne eğlendik, ne eğlendik. Ne oynadık, ne oynamadık. Sizin görmedikleriniz neler oldu neler. Çıktık. Ne, arkada mı kaldın? Ne kadar yolcu bu ya. Hangi şeydeyiz? İstanbul Köprüsü'ndeyiz. Orada yolcusu kalmasın. Allah'ım yarabbim, yarabbim ya. Çok güzel bir gündü. Tıklım tıklım gemi ya. Of, biraz sonra gene aynı anda olacak. Harika. Biraz anlatılmaz olmuşlar. Yaşanır. Tamam. Nelik yok ki neler? Akşama ettik arkadaşlar. Defne diyor ki anneanne güneş gitmiş diyor. Ne güzel olmuş bak diyor. Serin serin yürüyelim diyor. Ay çok şükür. Akşam serini yürüye yürüye arabamıza gideceğiz. Bu kadar yolu. Emret kontrol. Ay kime benzedin sen? Yakıştı o arada. Bakayım az. Sen kime benzedin sen? Ama ne kadar var? Sanki birine benzedin ya. Evet evet. Son Travolta mı? Ay hiç güleceğim yoktu ya. Tak tak çok yakıştı ya. Ben takacağım anneanne. Savaşa'ya benzedim. Birine serin benzedim serin ama. Yürüyelim. Olivia rıhtın başındayız şu anda. Bana daha çok yakıştı değil mi? Yakışmıyor. Çok şükür. Nihayet. Sanki uzun bir yolculuktan çıktık. Şimdi ben elimizde geziyim. Şimdi yiyeceğiz sahil boyu. Hadi bakalım. Şimdi çekim yapmayacağım. Arabaya gidene kadar yapsam mı bilmiyorum. Hayır, arkadaşlar. Giderken. Defne kapanışı yapar şimdi. İnşallah videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenirsiniz. Çok seviniriz. Abone ol tuşuna küçük süre basarsınız. Videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dermişim evet, kediyle. Bir kapanıştı İzzet Bey'den. Yani. İzzet Bey kedi derdinde. Geç. Kedi kaçtı gitti. Anneanne bak halay çekeceğim. Çek beni. Kaçtı gitti kedi. Bak anneanne. Evet. Ben geldim. Oynuyor oynuyor oyunlara doyamadık. Ay anneanne ya. Evet kapanış yapıyoruz şükür anne. Evet yap bakalım kapanış İzzet Bey. Karadeniz'in arkamıza aldığı sizlere hoşça kalın demeden evvel. Bolu Bey'ine selamlar. Arkadaşlar kardeşlerim bir yeni gezintimiz vapur gezintimiz sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için bize destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun var olun. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin inşallah. Her daim bizimlesiniz. Biz de sizimiz. Var olun. Sağ olun. Ordumuzdan, Karadeniz'den saygılar, hürmetler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalınız. Hepiniz bizim için iyiliği meleklerisiniz. Hepinizin ayrı ayrı değerleri var. Denize düşersin gel. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Hakkın eline şükran. Kocacığım yapma. İzzet intihar etti. İzzet intihar etti. Karşısına. Nasıl atladın ya? Helal Allah olsun sana. Ettim. Ben sözüm Allah değil. Korusun. Ben yalan mı söyleyeyim? Atladım da. Ama kurtardı başka. Gel 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 gel. 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 Gel
Şimdi de Defne intihar ediyor. Edin bakalım. Gel kızım, denize düşersin. Gel. Gel bebeğim, gel. Haydi bakalım. Ay çok yorulduk yine de ya. O motorun sesinin olduğu yere oturmuşuz. Kar 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 sesi beynimize girdi ya. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Öptü. Evet benim can dostlarım. Nihayet her gün karadan sizlere gösterdiğimiz ordu şeklimizde. Şimdi de denizden sizlerle beraber çok güzel bir deniz gözetisi yaptık. Çok eğlendik, çok mutlu olduk. Dünyaya yeni gelmiş gibiyiz, ilaç gibi geldin ama. Arada böyle ödüller verin siz kendinize. Gerçekten insan oldudur, hep aynı, hep aynı olmuyor. Kendinizi ödüllendirin. Gezin. Gücünüzün yettiği kadar, gücünüz ne yetiyorsa öyle davranın. Biz de öyle yaptık. Allah'ımıza şükür olsun. Bugünümüz çok güyzel geçti. Güzel bir pazar günüydü. Anneanne nasıl geldin ya? Sizlerle birlikte vapur gezimiz sona ermiştir. İnşallah en kısa yat zamanda... Yat motor değil, yat gezimiz. Yat. Ay yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Vapur gezimiz, yat gezimiz sona ermiştir. İnşallah bir dahaki vloglarda ordu şehrimize havadan da sizlere İnşallah videomuzu severek ve beğenerek izlemiştirsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızın karşısında çok sevmek. Kanalına alışverişine bakar gibi. Videolarımızı alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çılgınlar. Bay bay. Bay bay. Sır. Yerini. 20 TL. 20 mi? 20. Bir de 20. 20, 20 liraya 4 tane mısır alıyoruz. 10 tane değil, 4 tane. Ben 8 enesini 20'ye aldım. Senin tanışındır o. Tabii. Orada Büyükşehir Belediye'miz. Ay az kaldı arabaya gelmeye. Şehrin bir ucundan bir ucuna yürüyüş yaptık. Defne'nin ışığı çıktı. Hoş. Eve gidince dinlendirsin. Çok yorulduk ama ha. Gidiş geliş yürüme. Hem sahil turu yapalım dedik. Uzun zamandır Ordu sahilini gezememiştik. Hep arabayla gösterdim size geçerken ama böyle yayan yürümemiştik hiç. Ay manzaraya bak. Çiçekler sarı turuncu. Harika. Ordu sahilimiz çok güzel. Bayağı bir yürüyüş yaptık. Çekirdeğe doğru dürüst yiyeyim. Ben yedim ama. Anne ben kendimi atıyorum buraya. Dayanamıyorum. At suya. Defne havuza atacak kendini. Oh be. Serinleyelim atalım da. Çok sıcakladık. Çok. Suyu gördükçe. Burası Atatürk Parkımız. Gurbetteki bacılarım, kızlarım hepinizi bekliyoruz. Ordumuza, güzel sahilimize, vapur turunda sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Kafamın üstünden geçti teleferik. Bakın. Şurada oturup piknik yapmak var bu saatte. Ama sivrisineklerden mahveder insanı. Of. (Gülüyor)
Ay çok yakın geçiyorlar ya. Kafamızın üstünde düşecekler aşağı. Yeter artık yani. Ay. Ay. İzzet pire vardır pire. Çok yaklaşma. Allah korusun. Atatürk Parkımız. Başlangıç noktasına geldik. Evet, arabamızı yanına. Evet, piknik yapanlar ne güzel oturmuşlar. Gel biz de yapalım piknik. Atacaksın kendini böyle çimenlere. Oh. Ne güzel. Sanki kafamıza düşecek gibi. Paraşüt. Anne kafamdan geçmesini bekleyeceğim. Dur. Dur anne de geçecek kafamızdan. Ay. Gel anne gel. Değer kafamıza değer. Anne anne çek çek. Aha işte. Periferik inşallah. Biz de bineceğiz en kısa zamanda. Bakalım ne zaman. İzzet Bey'in. Yüklenmişti ya. Paraşütü yüklenmiş. İzinli gününde inşallah. İzzet Bey sinirlenmiş. Ben adama bakayım adama bakma. Niye? Ben size bakayım adama bakma. Niye? Eşit adamlar türemiş. Orduyu da tanıyamayayım ki. Neyi onlar? İsmini söylüyorsun abla. İsmine göre buradan dilek çekiyor. Kaç lira? 10 lira. Dilek çekmesi 10 lira. İsmin ne abla? Ne yapacaksın ismini? İsmine göre çekiyor yani. Şükran. Ayşe, çeksin bakalım. Şükran abla için çekiyor yani Ayşe. Çeksin bakalım. Çekti mi? Ay okuyalım. Defne gel oku kızım. Ne yazıyor gel? Defne. Ne yazıyor? Bilmiyorum anne ne. Gözün görmüyor mu? 10 lira ver 10 lira. De bozuk kalmamış ya. Bozuk yok İzzet Bey. Yalnız okuyamadık biz. Ne oldu ne? Defne'nin elinde. Oku oku. Bakalım ne yazıyor. Gökyüzünde kartal gibiyim. Keskin gözlerim sadece seni arıyor aşkım. Aa, gökyüzünde kartal gibiyim. Keskin gözlerim seni arıyor aşkım. Ay çok güzel. Aynen de öyle. Gökyüzünde kartal gibiyim. Keskin gözlerim seni arıyor aşkım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ordu ters ev. Ben bu evin içini hiç gezmedim arkadaşlar. Merak da etmiyorum çünkü sıkıntı veriyor bana. Düzgün ev değil. Ters ev. Bana da her şey ters ev. Yok benim başım da ders. Her şey tersine gider Allah korusun.